Aysun'cum, hoş geldin. Hoş buldum Belgin'cim. Şükür kavuşturana diyeceğim çünkü biz bu programı o kadar uzun zamandır yapmaya niyetlenip bir türlü organize olamadık ki. Hani öyle olur ya, yakınlarına bir türlü ulaşamazsın. Nasılsın Aysun, iyisin? Çok teşekkür ediyorum. İyiyim Belgin'cim. Geç olsun, güç olmasın diyelim. Ben de çok mutluyum seninle bu programı yapacağımız için. Aynen, Tatlı da benim bir ihtiyacım var. İnanır mısın? Böyle içim İnanırım kıpır çünkü kıpır. evet, benim de var seninle konuşmak istediğim çok şey var. Çok güzel işler yapıyorsun. Ben seni uzaktan takip ediyorum. Biraz YouTube programlarından takip ediyorum. Sana sormak istediğim, eğitimle bağdaştırmak istediğim çok konu var aslında ama Aysun Terek kimdir'den biraz bahsederek başlamak ister misin Aysun? Memnuniyetle. Tabii hani bu programa göre ben biraz kendimi tanıtayım istedim. Senin de böyle hani bana dikkatimi çektiğim bir şey var. Instagram'da ben kendimi anne değil olarak ilk böyle anne değil sonra insan birey diye tanıtıyorum. Biraz bundan bahsetmek isterim aslında. Neden böyle dedim? Hani sen de eğitmensin, ben de yetişkin eğitimleri yapıyorum Belgin'cim. Bir eğitimin başını hiç unutmam. Katılımcılar böyle bir tanışsın istemiştim. Hani orada tanışsınlar ve sonra ilişkilere devam etsin istiyorum eğitimden sonra da. Kadın katılımcılarda şunu fark ettim genel olarak. Anneyim diyorlardı. Ve bir de hani hobinizi söyler misiniz? Böylece birbirinizle belki hobileriniz üzerinden de ortaklaşabilirsiniz diye soruyordum. Kadın katılımcılardan biri dedi ki benim hiç hobim yok. Annelik bütün vaktimi alıyor demişti ve gözlerindeki o ifade beni çok etkilemişti. Hani hayatın kalanı bende yok der gibi bir şeydi. O yüzden de bir toplumun bazen bize dayattığı etiketler var. İşte sen şu olmalısın, sen bu olmalısın. O yüzden de ben ilk olarak anne değil bir o etiketlere tepki olarak koymak istedim. Ve şuna inanıyorum aslında biz insan olarak insanın yapabileceği her şeye muktediriz yani buna gücümüz var. Kendimde de onu koymaya çalıştım. Yani herhangi bir insanın yapabildiği her şeyi yapabilirim. Toplumun benden beklediği ve istediğinin dışında. Ben kendimden ne bekliyorsam ne istiyorsam diye ve ben iyi bir eğitim almak istedim. Benim için bu çok önemliydi. Üçüncü girişimde ben üniversiteyi kazanabildim. ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimini kazandım. İlk 2 sene tıp okumak istemiştim, doktor olmak istemiştim. Bunları ben de Olmadı. bilmiyordum bak. Evet, çok anlatmadığım bir şey. Sonra ailem bana dedi ki artık biliyorsun üniversiteye hazırlık süreci çok stresli. Sen içindesin, üniversitedesin. Ailem dedi ki ne sen dayanabilirsin artık bu strese ne biz dayanabiliriz. Üçüncü girişin son olsun. Bunun üzerine ben tıp okumaktan vazgeçip ama iyi bir okulda okumayı çok istedim. Eğitimi çok seviyorum. Hala öğrenciyim, hep öğrenciyim. Bu hayatın öğrencisiyim. ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimini kazandım. Ondan sonra da gene hani eğitime devam etmek istedim. Çalışmaya başladım ben. Türkiye Kalite Derneği Kalder'de çalışmaya başladım. Kalite deyince böyle hani ürün kalitesi falan akla gelir ama Kalder'in iştigal alanı yönetim kalitesi. Yani kurumlar her tür kurum. Kamu olsun, özel olsun, sivil toplum olsun, vakıf olsun, üniversite olsun, bakanlıklar olsun. Her tür kurum iyi yönetilsin ki iyi ülke iyi yönetilsin. Ve böylece hepimizin yaşam kalitesi artsın, daha keyifle yaşayalım diye bir derdi vardı. Orada bir okuldu benim için aslında. Yani nasıl yönetmeliyiz anlatan bir okuldu. Ben 17 yıl orada çalıştım. 5 sene çalıştıktan sonra da ben okumayı çok özledim gene. Hep diyorum ya ben bu hayatın öğrencisiyim. Tekrar üniversiteye yüksek lisans için döndüm. Orada da etik felsefe bölümünün altında uygulamalı etik programı vardı gene ODTÜ'nün. Böyle iş yaşamında da bazı konular çok aklıma takılıyordu. Yani işte ya diyordum bu hani etik olarak uygun değil, biraz ahlaksızlık bu. Sonra insanlar bana diyordu ki sen çok etik kumkumasısın, abartıyorsun. Ben bunu abartıyor muyum diye merak edip okumak istedim. Ben bunu öğrenmek istedim. Ve üniversitede de bu alanda yüksek lisansımı yaptım. Kalder'de de bir yandan işte bu yönetim kalitesi konularını hem öğrenirken bir süre sonra da ne yapıyorduk? Biz tabii bunu kurumlara öğretmek için yetişkin eğitimleri yapıyorduk. Yetişkin eğitimi alanına da öyle girmeye başladım. 100 kadar eğitmenimiz vardı bizim.
Çok iyi eğitmenlerdi. Çünkü Kalder seçme değerlendirme sisteminde, eğitim sistemine çok değer verirdi. Çünkü kendi sistemleri iyi olsun ki isterdi, kurumlara iyi anlatsın, iyi öğretsin. Çünkü misyonerdi. O misyonu iyi gerçekleştirebilsin diye. Dolayısıyla da biz o eğitmenlerle müfredatların hazırlanması, o eğitimlerin verilmesine de çabalar harcadık. Sonra ben eğitmen de oldum aynı zamanda. Eğitmenlik de yaptım. Sonra 17 sene Kalder'de çalıştıktan sonra da yöneticiliğin bazı sıkıntılar var. En son yöneticiydim, genel sekreterlik pozisyonundaydım. Belgin körleşmeye başladığımı fark ettim. Yani o enerjiyi veremediğimi, işimi o kadar da iyi yapamaz hale gelmeye başladığımı fark ettim. Ve ayrılmaya karar verdim. Çok seviyordum kurumumu ve arkadan gelen çok iyi bir kadın yönetici arkadaşım vardı. Ona bırakmak istedim bu pozisyonu. Çünkü hem ona alan açmak istedim. Küçüktü bizim derneğimiz. Hem de o daha iyi ileriye götürecekti. Ona inanıyordum. Öyle de oldu hakikaten. Ve ben şimdiki işime geldim. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi. Biz dernek şimdi mentorluk yapıyoruz, eğitimler yapıyoruz ki onlar kurumsallaşsın. Onların kapasitesi gelişsin, iyi yönetsinler ki onlar da kendi hak savunuculuklarını iyi yapsınlar. Gene belli kesimler daha rahat, daha hakka savun. İşte diyorum yani hani biz insanız, belli haklarımız var ama hep böyle bir etiketler yapıştırılıyor. Sen şusun, sen busun, bu böyle olmalısın. Dolayısıyla bunları biraz yıkmaya çalışıyoruz. Her insanın kendi sahip olmak istediği hakka, olması gereken hakka sahip olsun diye uğraşıyoruz. Aysun'cum, o kadar güzel bir tanıtım yaptın ki, yani sadece bu tanıtımdan programı devam ettirebiliriz ki pek çok şeyde değineceğiz. Yani kadın olmaktan bahsettin. Şimdi bir dizi var. Senin televizyon izlemediğini biliyorum. Ben de aslında izlemiyorum. Ama Bahar dizisi diye ülkenin konuştuğu bir dizi var. Onu özel olarak sonradan YouTube'dan falan yakalayıp bir şekilde izliyorum. Orada Türk Aynen. kadının özellikle rolünün nasıl toplumun kurallarına göre şekillendiğini, kadınların ne kadar arka planda kendilerini tuttuklarını, işte bu rolü özümsediklerini o kadar güzel anlatmış ki. Aslında Kore yapımı bir diziymiş. Kore'de de böyle mi diye ben çok merak ediyorum o diziyi izlerken. Hani ne kadar senaryo bizim toplumumuzda, kültürümüzde uyarlanmış diye çok merak ediyorum gerçekten. Ama sanki dünyada da bazı değişiklikler, farklılıklar olmakla beraber kadınların rollerinde çok büyük değişiklikler yok diye benim izlenimim, gördüğüm, akademi dünyasında görüyorum ben bunu içinde olduğum için. Ama çok fazla bir fark yok diye görüyorum ama şöyle her zaman olduğu gibi bu konuda da çok umutluyum. İşte seçilen kadın yöneticilerimizin sayısının artması, inanılmaz başarılı, inanılmaz güzel insanların gittikçe bu işte glass ceiling effect dediğimiz o cam tavan etkisinden kurtulmaya çalışmaları da inanılmaz hoşuma gidiyor. Kırıl kırıl insanlar, inanılmaz güzel eğitimli insanlar ve ben hissediyorum yani kadınların dokunduğu yerlerde hayatımızın güzelleştiğini gerçekten hani burada cinsiyet ayrımı yapmak istiyorum özellikle. Çünkü şu ana kadar yoktu. Kadınlar hayatta yoktu. Yönetimde çok az varlardı. Hala çok az varlar. Mesela akademi dünyası neredeyse %50 %50. Neredeyse değil %50 %50 galiba kadın akademisyenlerin oranı. Ama yönetim pozisyonlarına rektörlüğü bıraktım. Dekanlık pozisyonuna bile çıkan kadın sayısı o kadar az ki Ersun. Ya sadece bu kadından götürebiliriz biz bu programı. Bence de ya belki ben unutmuştum, sen söyledin, çok sevindim. Hakikaten hissiyatımı anlatan dizi Bahar dizisi. Evet. Benim, bana da arkadaşlarım tavsiye etti, ne olur bu diziyi izlemelisin diye. Ve hep o diziyi izlerken bütün o işte üzüntülerim, kaygılarımı Bahar yaşıyor. İsterim ki herkes izlesin, hepimiz yaşadık. Yani ben yüksek lisansımı yapacağım zaman yeter artık daha ne okuyorsun dendi. Ama evleneceğim dediğim zaman herkes çok coşkuyla karşıladı ve ben çok şaşırdım. Halbuki ben okuduğum alanda topluma katkı yapabildim. Yani kendimi geliştirdiğim sürece topluma ben hizmet edebildim. Evliliğimin topluma bir hizmeti olmadı benim. Aysun, bir de ben şöyle inanıyorum. Yani kadınlar bu konuda daha da sorumlu diye düşünüyorum. Çünkü hani çocuk yetiştiriyor, jenerasyon yetiştiriyor. O yüzden
Hani onların doğru modellerle çocukları yetiştirmek gibi ayrıca bir sorumluluğu var. Kendilerini eğitme gibi ayrıca bir sorumlulukları var diye de düşünüyorum. İstersen bu kadın konusundan biz çıkamayız. Biraz eğitime, biraz yönetime girelim. Tamam. Öğrenmekten çok hoşlanıyorum dedin. En ortak noktamız herhalde bu. O yüzden de ben bu mesleği yapmaktan çok hoşlanıyorum. Çünkü işte akademinin içindesiniz, bilimin içindesiniz. Her gün bir şey öğreniyorsunuz. O kadar keyifli, o kadar keyifli ki senin de bütün yaptığın işleri çok keyifli yaptığını biliyorum. Eğitim deyince sen şimdi yönetim biliyorsun, yetişkin eğitimi biliyorsun. Aysun eğitimin yönetiminin sorunlu olduğunu düşünmüyorum. Ben görüyorum, yaşıyorum içinde. Şimdi burada sen de eğitim kurumlarına da çok eğitimler veriyorsun biliyorum. Nedir bizim en büyük sorunumuz? Biz neyi yönetemiyoruz? Neden yönetemiyoruz? Neden bir türlü organize olamıyoruz? Neden saatlerce süren, bitmek bilmeyen toplantılar yapıp hiçbir sonuca ulaşamayıp bir sonraki toplantıyı planlıyoruz? Ne olmuyor? Tabii hani aslında mutlaka çok iyi hocalarımız, çok iyi yetişmiş insanlar alanda var ama biz hep şey deriz, sistemler kötüyse kıyma makinesi gibidir. İnsanları da kıyar atar. Yani çok harika hocalarımız, çok harika yöneticilerimiz olsun. Eğer o işte sistemler düzgün oturmuyorsa kişiler aslında hak ettikleri yerlere gelip o göstermek istedikleri performansı, kapasitelerini gerçekleştiremez hale geliyorlar. Geçen böyle bizim sitede arada bir yürüyorum ben. Karşıya da bir okul yapıldı. Valla Belgin o kadar güzel bir bina yaptılar ki sana anlatamam. Bina harika. Ama sonra düşündüm, bina harika da hep biz binalara takılıyoruz maalesef. İçindeki sistemler nasıl olacak? Halbuki geçen arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Dedi ki yurt dışında bir Kuzey Avrupa ülkesinde sormuşlar. Çocuk orman eğitimi mi alsın, içeri eğitimi mi alsın? Demek ki bina ile olmuyor. Çocuklar ormanda tulum giyiyorlarmış ve eğitim alıyorlarmış. Bizim o bilgileri, onları nasıl yetiştirdiğimiz işte sistem derken o yüzden kastediyorum. İşte Kalder'den bahsettim ya. O eğitmenleri seçmek ve yerleştirmek için yıllara dayanan çok ciddi sistemler geliştirmişler ve iyileştirmişler. Bizim Türkiye'deki bir sıkıntımız, dediğim gibi iyileri her zaman kenarda tutmak üzere bir yık yapçıyız biz biraz. Yani yık yeniden yap, yık yeniden yap. Halbuki biz yönetimde diyoruz ki önce bir mevcudu iyi anlayın. Eldeki ne, mevcut ne? Peki biz bunun üzerine neyi iyileştirmeliyiz? Sonra tekrar iyileştir. Tekrar iyileştir. Tekrar iyileştir. Bak onun seviyesi gitgide artıyor. Öğrenmeler ve deneyimler sonucunda biz o metotları, yöntemleri hakikaten mükemmelleştirmeye çalışıyoruz. Mükemmellik bir kuzey yıldızı gibi varamayız ama ona ulaşmak için sürekli düşünerek, aklı kullanarak ve deneyimlerden yararlanarak iyileştirmeye gayret ediyoruz. Diğer türlü hani şey vardır, benim çok sevdiğim Deming diye bir bu alanın uzmanı vardır. Der ki yık yaplarda bazen geriye bile düşebilirsiniz. Var olanın gerisine bile düşebilirsiniz. O yüzden mevcudu iyi anlamanız lazım. O yüzden onun üzerine koymaya çalışmanız lazım. Biz hep zannediyoruz ki güzel binalar yaparsak işte orada iyi şeyler yapabiliriz. Halbuki iyi sistemler, hiç unutmam bir Nilüfer Belediye'miz vardı bizim Bursa'da, Kalder'le çalışan hala da var. Barakadan ödül çıktı, yönetim ödülü çıktı diye barakadalardı. Ama içerideki sistemler güzeldi. Hizmet anlayışı güzeldi. İşte okullarda da öyle oluyor. Yani veliyi, öğrenciyi, hocayı öncelikleyen, o amaca odaklanan bütün o yapıları kurduğumuzda zaten daha da iyiye gidebiliyor. Biraz biz bunu kaçırıyoruz. Sistemler diyorum ya, hep bir yeni bir icat peşindeyiz. O da olmalı ama var olanı iyileştirmek ve perspektifini kaybetmemek gerekiyor. Ya hele eğitim sistemine bakınca yani her gelen bakanla eğitim sistemi bir daha yıkılıyor, bir daha yıkılıyor. Hatta bazen yani aynı bakan bir sürü değişiklik yapıyor. Sürekli dediğim gibi iyileştirmek yerine hep bir yıkıp
yeniden yapma, daha iyisini yapma çabamız var ama sonuç ortadaki daha iyisini henüz yapmadık çünkü iyileştirmiyoruz. Yani denenmiş şeyleri yıllar sonra tekrar dönüp denemeye çalışıyoruz. Peki liderlerimiz mi yok Aysun bizim diyeceğim. Hani un var, şeker var, helva mı yapamıyoruz? Lider doğulur mu, olunur mu? Hani lider mi yetiştirmeyi bilmiyoruz biz? Neden böyleyiz? Valla harika bir soru sordun. Hep bunu konuşuyoruz. Lider doğulur mu, olunur mu diye. Aslında gene işte bir uzman Peter Drucker yöneticiliğin bir meslek olduğunu kanıtladı. Yani ne demek meslek derken? Her meslekte olduğu gibi belli bir bilgi ve yetkinliği istiyor. Yani sen İngilizce öğretmenleri yetiştiren bir insansın. Şimdi bu bir meslek. Bu Evet. meslek için belli bilgi ve yetkinlik gerekiyor. Ben diyemem ki ben yarın İngilizce öğretmenlerini yetiştirecek bir şeye geleyim. Onun için senin yıllara sahip bir şeyin var. Aslında yöneticilik de böyle. Şimdi biz iyi teknik insanları yönetici yapıyoruz. Ama yöneticiliği meslek olarak onlara öğretmezsek çok da başarılı olamayabiliyorlar. Yöneticilikte dediğimiz gibi belli görevler bekliyoruz yöneticilerden yapılması üzere. İşte stratejik planın yani kurumun geleceğinin ilgili katılımcılarla birlikte yapılması, sonra bunun ilgili taraflara aktarılması, bütün o ihtiyaçların gene tespit edilmesini sağlama, o sistemleri kurma, kurulmasını sağlama, bütün o paydaşlarla iletişimi sürdürme, temsil, çalışanların İşlerini kolay yapmaları için onlara tüm koşulları sağlama. Fiziksel, ruhsal. Sadece gene binalar değil. Evet. İyi yapabilmesi için o ruhsal sağlığını içinde ne gerekiyorsa sağlamak. Yöneticilik aslında zor bir meslek. Çok. Evet, bu görevler olduğu gibi bir yana da biz bir takım yetkinlikler de bekliyoruz. Mesela bir yöneticinin bütün o paydaşları o amaçlar doğrultusunda harekete geçirebilmesi için güvenilir olması gerekiyor. İkna edebilir olması gerekiyor. İyi dinleyici olması ve katılımcı olması gerekiyor. Çünkü takdir edersin ki koca koca kurumlar, koca koca sistemler bir kişinin altından kalkacağı, bir yöneticinin altından kalkacağı yapılar değil. Bu ekiplerle yapılabilecek bir şey. Dolayısıyla eğer bir kişi kendini bu konularda yetiştirebilirse, o yetkinlikler doğrultusunda dinleme, katılımcılığa alan açma, güvenilir olma, ikna etmeye her zaman hazır olma, müzakereye. Bu hale gelebilirse aslında bir lider olabilir. Ama ben kaypak bir şekilde hayatıma devam edeyim. Ben bilirim. Ben derim o olur denirse kişileri harekete geçiremez. O Evet. zaman da sürükleyemez. İyi bir lider olamaz. Aysun'cum bir çalışma yapmıştık. O geldi şimdi aklıma. Andy ile Andy'ye de buradan selam gönderelim izler belki. Biliyorsun Türkiye'de bir hazırlık sorunu var. Hazırlığın her tarafı ayrı bir sorun. Hani içindeki eğitim programı ayrı sorun, öğrencilerin psikolojisi ayrı sorun ama Andy de yönetim alanında çalışan bir arkadaşımız. Onunla hazırlık müdürlerinin yöneticilerinin görevlerini bakmıştık. Onlar nasıl görüyorlar görevlerini ve çalışan hocalar, hazırlık biriminde çalışanlar nasıl görüyorlar diye. Şimdi çalışmanın bütün detaylarını ben de hatırlamıyorum, onu anlatmayacağım ama şunu anlatacağım. Şimdi biz de eğitim fakültelerinden öğretmen olmak üzere yetişiyoruz. İşte bazılarımız akademide kalıyor, o alanda ilerliyor, bilim dünyasında bilim yapmaya çalışıyor benim gibi. İşte oradan sınıfın ben de müdür olarak atandığımda şey demiştim rektöre. Ben bilmiyorum ki bu işi. Yani beni sınıftan alıyorsunuz, başka bir pozisyona koyuyorsunuz ama ben burada ne yapılması gerektiğini bilmiyorum aslında diye. Sadece ben değil, herkes öyle aslında. Biz bu konuda hiçbir şekilde eğitim almıyoruz. Biz sınıfın içini biliyoruz. O alanda işte biraz daha dediğin gibi insanları dinlemeye kişiliğiniz yatkınsa öğreniyorsunuz. Orada da şey çıkmıştı zaten. Yöneticiler de hem bilmiyor hem o kadar ıvır zıvırla uğraşıyorlar ki gerçek uğraşmak istedikleri o kaliteyi arttırma, işte mesleki gelişime zaman ayırma, programı geliştirme gibi yapmaları gereken işlere zamanları kalmıyor. Ve hocalar da onları öyle görüyor. Biz zaten toplantıdan toplantıya geziyor. Zaten hani okulun içinde çok da zaman harcamıyor.
diye görüyorlardı. Orada inanılmaz bir bakış açısı farklılığı görmüştük biz. İşi yapanların ne yaptığı ve nasıl gördüğüyle işte orada kurumda çalışan hocaların hakikaten bilmiyoruz. Yani bilmiyoruz. Bunun özel bir süreci var, eğitimi var, zor bir iş. Çok zor bir iş. Yani insanla uğraşıyorsunuz, boyutu bile çok zor. İş ki hani işin kendisi de çok zor. Bir de artık psikolojik boyutu. Yani şu ana kadar bizim pek üstünde durmadığımız, özellikle herhalde pandemiyle daha çok altı çizilen tüm dünyada insanların baktılar ki artık hani psikolojisi iyi olmayınca ortaya iyi işte doğal olarak çıkmıyor. Şimdi işte well-being adı altında, emotional agility altında herkes buna bir eğilmeye başladı neyse ki iyi bir gelişme olarak. Öğrenilebilir dediğin gibi takım işi, sistem işi herhalde. Hani ben hep şey diyorum, Türk insanının gerçekten çok zeki olduğuna, çok da çalışkan olduğuna inanıyorum ama sistemimiz yok. Yani sistemimiz yok, ilerleyemiyoruz. Halbuki dünya lideri olacak bir toplumuz diye düşünüyorum. Katılıyorum. Bir de şeyi fark ediyorum. Hani eğitim sektörü daha böyle hani hocalarımız idealist olduğu için daha şanslıyız ama mesela farklı sektörlerde bazen şu da olabiliyor. O kadar güzel bir şey dedin ki yöneticilik çok zor bir iş. Yöneticilik yani şey arttıkça pozisyonundaki sorumlulukların arttıkça yöneticilik öyledir. Çünkü sorumlulukların arttığı bir pozisyondur. Daha çok hizmet eder hale gelmesi gerekir. Daha çok insana hizmet eder. Belki hocayken biz öğrenciye ve veliye hizmet ediyorken daha üstlere çıktıkça işte YÖK'e hizmet eden, hocalara hizmet eden, idari kadroya hizmet eden bir pozisyona geliyoruz aslında. Daha hizmetkar olduğumuz bir pozisyon yöneticilik ve daha hesap verebilir ve şeffaf olmamız gereken bir pozisyon. Evet. Çünkü daha çok yetki ve kaynak kullandığımız için onları uygun kullandığımızın hem şeffaflığını hem de hesap verebilirliğini söylememiz gerekiyor. Ama maalesef bazen yöneticilik buradan algılanmıyor. Yani yöneticilik görev, sorumluluk ve hesap verme pozisyonudur. Ağırdır. O yüzden baş götürür. Tarihte de görürüz baş götürür. Doğru. Başın büyük derdi vardır. Evet. Ama bizde bazen bunlar imtiyaz pozisyonları gibi görülüyor. Yani o ne güzel kocaman ofisim oldu. O ne güzel altıma araba verdiler. Altımıza araba veriyorlar çünkü gece de çalışabilelim diye aslında. Doğru. Daha çok seyahat edebilelim, iş seyahatleri yapabilelim diye. O yüzden de biz ne tam doğu toplumuyuz ne tam batı toplumuyuz. Hani görüyoruz ya üst seviyede batıda bisikletle gidiyorlar işe. Evet. Ama hani doğuda da biraz daha büyük büyük odalar, büyük daha şaşalı binalar falan. Biz biraz daha aradayız. Ama tabii şu açıdan da çok şanslıyız. Türkiye'nin çok geçmişten gelen bir yönetim kültürü var. Yani bugün o bürokrasi, kamu, hani bir uzman olarak ben çok mutlu oluyorum bunu görmekten. Hala sistemler belli oranda bürokraside, o teknokrat dediğimiz İşi bilen insanların olması bizim bir şeyleri iyi götürmemizi sağlıyor. Ama sistemlere biraz daha değer vermemiz gerekli. Neden? Bazen biz kaçıyoruz sistemlerden. Keyfiyet bize tatlı gelebiliyor. Ne demek istiyorum? Hani bazı sistemler yoksa ben belki istediğim hocayı alırım. Benim istediğim hocayı alırım. Ya da işte ben istediğim gibi eğitimlere istediğimi gönderirim. Oysa sistemler daha çok kurumsal anlamda çıkarlarını, işte hedef kitlemizin, işte hocanın, öğrencinin, velinin çıkarlarını koruyacak şekilde sistemler olduğunda, kurumsal olduğunda aslında herkesi koruyan bir yapıya geliyor. Dolayısıyla da bazen o sistemleri o yüzden kurmak istemiyorlar kurumlarda. Onu fark ediyorum. Her seviyede o keyfiyetten, o kendi alanından fedakarlık yapmak istemeyebiliyorlar. Ama uzun vadede emin olun o keyfiyet bir gün herkese zarar verir hale geliyor. Çok haklısın. Aysu'cum buradan istersen etiğe geçelim. Etiğin de aslında nezaket boyutuna geçelim istiyorum. Çünkü senin bir YouTube videonda onu izlediğimi hatırlıyorum. Profesyonel nezaketsizlikle ilgili çok güzel bir video vardı. Bu yeni nesillerle birlikte biraz nezaketsizlik artıyor diye bir şikayet duyuyorum ben etraftan.
hani yeni nesillerin, gençlerin bu nezaket konusunda yeterince hassas olmadıkları. Gerçi bunu biliyorsun, Sokrates de söylemişti yıllar önce, gençler artık son derece saygısız diye. Ne yapacağız biz bu gençleri? Ne yapacağız biz bu gençlere? Ben öyle düşünmüyorum kendi adıma. Bunun jenerasyonla ilgili olmadığını düşünüyorum. Bunun biraz eğitim düzeyiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Ama ya eğitim düzeyi derken işte ne bileyim, her çok okumuş nazik anlamına gelmiyor maalesef. Bu biraz kendimizi geliştirmekle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu konuda neler söylemek istersin diye şimdi sana, artıyor mu sence de nezaketsizlik, profesyonel nezaketsizlik? Farklı bir şey mi günlük hayatımızdaki nezaketsizlikten? Aslında tabii iş yaşamındaki biz biraz daha nezaketi konuşmaya gayret ediyoruz ama genel olarak toplumda bir şikayet hali var. Sadece gençleri bunu alırsak gençlere haksızlık etmiş oluruz. Öyle değil. Yani her yaş grubunda belli bir aslında bir şey başladı. Nezaketsiz bir hal, tavır, ülke kültürü haline geldiğini fark ediyoruz en temelinde. Bununla hep şunu söyleriz. Ülkenin kültüründen bağımsız olamıyor kurumların kültürü. Mutlaka kurumlara yansıyor. Ama kurumların içerisinde uzun saatler birlikte yaşamak zorunda kaldığımız için bazen evdeki kişileri o kadar uzun zaman görmüyoruz. Dolayısıyla da nezaket kurallarına daha fazla dikkat etme ihtiyacı duyuyoruz. Onun sebebi de şu: dikkat etmediğimizde çatışma olasılığı artıyor. Çatışmalar arttıkça şiddet olabiliyor. Dolayısıyla da şiddet bizim zaten hiç istemediğimiz, bu sözlü şiddet olabilir, fiziksel şiddet olabilir. Kurumda iş barışını çok bozan, çok keyifsiz hale getiren, enerjinin de aslında işten ziyade o olumsuz ilişkilere kaymaya başladığı, iyi insanları kaybettiğimiz, yetişmiş iyi insanları kaybettiğimiz bir kültüre evriliyor kurumlarda. O yüzden de özellikle kurumlarda o işte profesyonel, kurumsal nezaketi yeniden hatırlatıyoruz. Aslında hatırlattığımız çok farklı bir şey değil. Birlikte yaşamanın kuralları. Yani selamlaşma, hal hatır sorma, karşılama, uğurlama, toplantılarda dikkat etmemiz gereken şeyler. Birlikte ofis ortamında, ortak alan kullanımlarında, iletişimde dikkat etmemiz gereken konuları yeniden hatırlıyoruz. Gene profesyonel nezaketsizlikte çok sıkıntı yaşanan bir konu birbirimizin alanlarına girmek. Yani ne demek istiyorum? Belki hani biz üniversitede seninle birlikte çalışıyor olsak, sen dediğim gibi alanında bunca zamandır yetişmiş, çok iyi bir uzmansın. Benim uzmanlık alanım da farklı. Ben sistemciyim, kaliteciyim. Ama bazen bakıyorum sen mesleğini o kadar güzel yapıyorsun ki ben biraz sana imreniyorum ve senin alanına girmeye başlıyorum. Diyorum ki Belgin bunu böyle yapsan. Belgin bu eğitimi ben vereyim. Senin bilgine ve uzmanlığına biraz nahoş kaçacak olmaması gereken müdahalelerde bulunuyorum. Buna biz gene sınır aşımı diyoruz. Yani bu da bir profesyonel nezaketsizlik. Bundan çok canı yanan insanlar var artık ortamda ve senin işini iyi yapamaz hale de getirebiliyorum ben. Çünkü benimle birlikte çalıştığın için belki beni kırmak istemiyorsun ama benim o konuda yetkinliğim yok. Hem senin işini yapamaz hale getiriyorum seni, hem de belki o yetkin olmadığım bir alanda ben çalışmaya çalıştığım için zarar verir de hale geliyorum. Anlatmamam gereken şeyleri anlattığım için yanlış bilgiler veriyorum. Dolayısıyla bana o sınırı birinin koyması gerekiyor. Oradaki kişi de yöneticim. Aysuncum, iyisin olsun ama lütfen bu alanda kal. Ya da o alanda benim bir yeteneğim varsa beni yetiştirip o alana sokacağız. Yoksa zarar veririm. Aslında etik kuralları takip etmekle çok da alakalı şeyler bu anlattıkların. Yani zaten etik davranmayı başarırsak herhangi bir nezaketsizlik de yapmayacağız. Sosyal medya kullanımı da biraz bu nezaketsizliği daha kabul edilebilir hale mi getirdi Aysun? Ama tabii orada hep şey de söylüyoruz. Sosyal medya yüz yüze iletişimin olmadığı bir alan. Yüz yüze iletişimin koptuğu yerlerde nezaketsizliğin daha rahat arttığını fark ediyoruz. Yani bu bazen yani bir tık telefonda da biraz daha nezaketsiziz. E-posta ve WhatsApp'larda da biraz daha nezaketsiziz. Sosyal medyada hele ismimizi de gizliyorsak iyice nezaketsiz
olabiliyoruz. Maalesef evet, orada yani onlara da dikkat etmek gerekiyor. Hakikaten söylediğimiz şeyin arkasında bir hakkaniyetli olabiliyor muyuz? Sadece kendimizi mi deşarj ediyoruz? O sözün de bir şiddet olacağına ve şiddetin yanlış olduğuna, etik olarak yanlış olduğuna bir dikkat etmek gerekiyor. Aslında eğitim dediğimiz şey bütün bunları kapsıyor işte. Yani başka ne olacak ki eğitim? Esas bunları öğretmeden, anlatmadan, model olmadan çocuklara bilgi aktarmanın çok da büyük bir önemi yok. Peki Aysuncum, şimdi sana son sorumu soracağım. Seninle daha gerçekten o kadar çok konuşmak istediğim şey var ki, ama işte bu çok uzun olunca hatta eleştiriliyorum ben. Uzun oluyor programları, izlemek istiyoruz ama diye. Uzun olunca izlenmiyor ya, ben çok keyif alıyorum. Yani seninle şu an 3 saat daha konuşacak sorum var kafamda. Ama bence programın en çok izlenilen sorusunu soracağım sana. Yine bir YouTube programında aşk ölçülür mü diye soruyorsun ve cevaplıyorsun. Şimdi ben sana aşk ölçülür mü Aysun diye soracağım ve eminim ki bu bölümü herkes çok merakla dinleyecek. Ya tabii orada ben biraz böyle şeyleri kaşımak istedim, bazı kısımları. Ölçmeyi çok önemsiyoruz yani bu alanda. Çünkü yaptığımız şeyin hakikaten İşe yarayıp yaramadığını fark etmemiz lazım. İşte, hani az önce dedim ya, ben bir şeyleri çok büyük bir hevesle yapıyoruz ama hakikaten işe yarıyor mu? Ya da hatta zarar verici bir hale geliyor olabilir miyiz? O yüzden de mutlaka bir ölçün, bir bakın yaptığınız şey işe yarıyor mu diye. Sonra biz de eğitim alanındayız ya Belgin'cim. Hep şey diyorlar, ya biz soyut bir şey yapıyoruz, ölçülemez. İşte hizmet sektörü soyuttur, ölçülemez. O yüzden de ben de diyorum ki aşk bile ölçülür. Evet. Hizmeti de ölçebiliriz. Aşk nasıl ölçülüyor? Aslında aşık olduğumuzda bizim hormonlarımızda bir takım değişiklikler oluyor. O hormonları ölçerek bakıyorlar. Bazı hormonlar ne kadar fazla artarsa o kadar aşık olduğumuzu gösteriyor. Hatta en uç noktada neredeyse deliliğe yaklaşan bir performans gösterdiğimiz. Hani aşkın gözü karadır deriz ya, aslında o karalık işte o neredeyse o hormonların deliliğe varacak kadar çok artmasından kaynaklanan bir durumu ifade ediyor. O Tehlikeli yüzden bir şey o zaman aşk Aysun. nasıl? Tehlikeli bir şey o zaman aşk diyorum. Onsuz da olmuyor ama, biliyor musun, aşksız. Çünkü hani hep beşere duyduğumuz aşktan bahsediyoruz ama kendi işimizi yaparken de belli oranda o hormonları salgılıyoruz. O işte mutluluk, o keyif hormonları. O yüzden de hani aşk hem beşere aşk ama işte hem mesleğimize aşk, işimize aşk, ürettiğimize aşk, bazen işte doğaya aşk. Onun oralarını belki daha tehlikesiz, keyifli hale getirebiliriz diye düşünüyorum. Bu akış teorisiyle de aslında bunu anlatıyoruz ve biz o eğitimde o akışa sokabilirsek öğrencileri zaten harika bir eğitim ortamı yaratmış oluyoruz diyoruz. Aşktan yine eğitime geldik Aysun. Eğitim de bir aşk değil mi? Hem de en büyük aşk bence. Aysun'cum çok Efendim. keyifliydi seninle sohbet etmek. Çok teşekkür ederim gerçekten. Uzun zamandır bekliyordum, biliyordum böyle keyifli olacağını. Dediğim gibi daha konuşmak dediğim pek çok şey var. Her programda olduğu gibi belki yine bir program yaparız deyip seninle de bitirelim. Kesinlikle. Çok sağ ol zamanını ayırdığın için. Çok yoğunsun biliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol Belgin'cim. Aşkla hepimizin üretmesi dileğiyle. Çok teşekkürler. Hoşça kal. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.